Halkbank değerlerin davetini sunar. Halk ister, Halkbank yapar, Halkbank. Ben ısrarla şunu vurgulamaktayım. Bizim tavşanıda üretilen leblebinin diğer bölgelerde üretilen leblebiden farklılığı şu. Biz mekanik yahut da makineye dayalı bir üretim yapmıyoruz. Hala 1850 yıllarda Türkiye'de İstanbul'dan sonra tavşanın sınırları içerisindeki o tava leblebiciliği dediğimiz üretim konusu hala tavşanında var. Sene 1952, ilkokuldan çıktım. Tavşanlıya çıraklıya. 2-2,5 sene kadar tavşanlı leblebi çıraklı yaptım. Ondan sonra köye geldim, kafalı başladım. Ondan sonra da devam ettik işte bugünlere kadar geldik. Bankacılık, efendime söyleyeyim, şoförlük olsun, öğretmenlik olsun, yani bizim burada belirli bir kısım okuma zamanını fazla şey yapmadı. Yani herkesin yani bu leblebi işi olduğundan herkes kendi işine sahip çıkarak leblebi işinde herkes kendi işinde çalıştı. Tavşanlımızın leblebisi ünlü, gerçekten coğrafi işareti de almış ve daha önce 2003 yılında bir uluslararası kalite ödülü de almış bir ürün. Ama ülke çapında çok fazla bir bilinirliği yok. Açıkçası ben de Kütahya'ya gelmeden önce, bir 2010 yılında geldim, çok fazla bilmiyordum tavşanlı leblebimizi. Bu bölgenin nohutu leblebinin kalitesini arttırmakta. Parmağınızda tuttuğunuz zaman ki mesele de ovulabilme özelliği, damakta bıraktığı tat, öyle anlatayım. Aynı zamanda boğazdan geçerken rahat bir şekilde geçişi konusu diğer leblebilerde yoktur. O leblebi bizde vardır. Bu haliyle hem kalitesi, hem tadı, hem damakta bıraktığı lezzet diğer leblebilerle tavşan leblebisi arasındaki farklılığı ön plana tutmakta. O zamanlar leblebicilik çok zordu. Her şey elden güçlendi. Şimdi şu görmüş olduğunuz makineler o zaman elden yapılıyordu. Sadece ama çok az, 4 tenike falan işliyorduk. Elden 1,5 kilo falan atıyorduk tavaya. Elimizden böyle mafrakla öyle yapıyorduk leblebiyi. Ama teknikler dedikçe 1962'de makineler icat oldu. Ondan sonra da makinelerle devam ettik. Şimdi biz çocukluğumuzda hem okul zamanında okullarda okuma yaparken işten okuldan çıktığımız zaman leblebi gürelerine yani çantamızı önlüğümüzü attığımız zaman eskiden leblebi gürelerinde selektör dediğimiz makineler yoktu. Aynı zamanda çalkar vardı. Yani çalkarların altında motor, dinamo, bizim dinamo'la tabir ettiğimiz dinamo olmadığından yani kolla çevriliyordu. Kolla çevrildiği zaman da biz de okuldan çantalarımızı, önlüklerimizi attığımız gibi hemen leblebi dükkanına girerdik ve orada mesela tavadan, bakır tavadan çıkan leblebiler çalkara gelir. Çalkardan geldiği zaman da çalkarın haznesi dolar ve haznede bizim kolla döndürdüğümüz bir kol vardı. Kollardan çevirirdik leblebi çalkarın altında bir numara. Onun bir altı kırık leblebi kabuğu ayrılırdı. Tavşanlı leblebisinin şöyle bir özelliği var. Tavşanlının tamamına sinmiş durumda. O leblebi kokusu, leblebi üretimi,
her evde hemen hemen bir leblebi üretimi var. O nohutun, efendime söyleyeyim, leblebiye dönme süreci, hikayesi zaten başlı başına bir emek gerektiren bir süreç ve yaklaşık 3 ay alıyor. 3 defa tavlama yapılıyor. Bugün çekimlerde de gördük, o süreçleri izledik. Kolay bir süreç değil. Tavşanlı'ya bir adını da vermiş zaten. Kara madenin yanına, Tuşbek'teki kömür işletmelerinde üretilen kara madenin yanına tavşanın ekonomik anlamda bir girdisi olan ve ekonomiye çok büyük katkı sağlayan leblebiyi de bir sarı maden olarak tarif ettik. Ve belediyenin tanıtımlarında da sarı madenin bölgesi olan Tavşanlı, dolayısıyla Tavşanlı Belediyesi diye sürekli tanımlıyoruz. Vallahi bilmiyorum da çok çeşit leblebiler oldu. Bilmiyorum da böyle devam eder gibime geliyor yani leblebi. Çünkü kuru yemişlerin içinde en ucuz da bu. Öyle tahmin ediyorum, devam eder gibime geliyor. Fakat işte ağırlık denizde olduğu için orada daha çok satış oluyor. Hani bizim bu zenginlerimiz de devamlı oradan alıyorlar. Bizim köyümüzde fazla usta da kalmadı, kalfa da kalmadı. Onun için ağırlık oradan devam eder herhalde. Şimdi nohudu sırta alma olayı vardır. Sergiden getirme olayı vardır. Sergiye serilir nohut. Sergiden gelmesi için zaten eskiden böyle büyük iş yerleri, fabrikalar, efendime söyleyeyim, insan gücünle, yani insan gücünü daha çok kullanılan bir haldeydik yani. Eskiden, şimdi fabrikasyon üzerine geçtiğimiz zaman, şimdi insan gücü biraz daha azaldı. Tavşanlı'nın ismi bir rivayete göre tavşanlı'dan geliyor. Tavşanlı demek o tavlanma sürecinin şanından bahsediyor. Gerçekten o tavşanlı hikayesi enteresan bir şey. İlk akla geldiğinde acaba tavşanların çok olduğu yer mi diye düşünüyorsunuz. Benim de aklıma o geliyordu ama araştırmalarda gördüm ki tavşanlı, yani o nohutun, leblebinin o tavlanması sürecinden, onun ne kadar muhteşem ve özenle yapıldığından mütevellit bu ismin verildiği bir rivayetle sabit. Bu güzel bir olay. Yani ismiyle müsemma bir ilçemiz, müstesna bir ilçemiz. O açıdan Tavşanlı gerçekten o şeyi hak ediyor. Ama leblebi, tavşan leblebisi henüz o üne kazanmış mı, üreticilerin o getiriyi sağlıyor mu dersek bunu henüz söyleyemeyiz ama ilerleyen dönemde buna yapabilecek güçte, bu kalitede ürünleri üretiyoruz. Bugün 43,5 çeşit leblebi var. Yani her türlü meyve aromalarından üretilen leblebi, susamlı leblebi, şekerli leblebi ama en hası, en güzeli, en lezzetlisi saf, sarı. Sade leblebi dediğimiz konu. O biraz da duble olduğu zaman ve çifte kavrulmuş olduğu zaman hakikaten yenilmesi ayrı bir zevktir. Biz bunu ülke genelinde yeteri kadar tanıttığımız kanaatindeyim. Çıralık yaparken galburla yapıyorduk o zamanlar boyları. Çünkü nohutları bir aynı şeyde tespit gibi birbirine uydurması lazım. Uymadı mı birisi gibi kabuk kalır. Soyarken işte ters bir iş yaptım Hüseyin. Kafa da tavanın içinde bana bir kaşık attı böyle. Da buramı yaraldı, gitti buradan eczaneden sardırdık geldik. Öyle bir anım var yani. O zamanlarda sergiden nohut geleceği zaman biz kaçardık. Nohudu sırtımıza verirler. Şimdi nohudu evlerin altından çıkardı nohutlar. Evlerin altından çıkardı, sırtlarımızı alırdık. Yani 10 basamak, 15 basamaktan falan çıkardık. Yani bunun gibi zor yanları çoktur. Şimdi 10 ton nohut, yani 10 ton çiğ nohut, 30 ton olarak senin elinden geçer. Yani 10 ton soğumuş nohut gelecek imalata. 10 ton sergiye ısınmış nohut gidecek, tavlanmış nohut gidecek. Aynı zamanda 10 ton da nohudun imalatına gelecek çiğ nohut gelirdi. Şimdi yer imkan meselesi. Şimdi yer olmadığı zaman bu leblebicilikte ne kadar yerin büyük ve geniş, ferah ortam olursa çalışan eleman, işçi, efendime söyleyeyim, daha iyi, daha rahat çalışır.
Yine böyle bir ziyaret sırasında Ankara'da iki tane başkanımız karşılıklı odalarda, işte bir tanesine sabah vardık, yerindeymiş kendileri. Hoş beşten sonra tavşanlı leblebimizi hediye ettik, ikram ettik. Kendileri de memnun kaldılar. Diğer başkanımız yoktu odasında. Öğleden sonra gelir dediler. Biz de o arada diğer işlerimizi hallettik. Öğleden sonra döndük. Diğer başkanımızın odasına vardık. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Kendisi hoş geldiniz falan derken işte yine kendisine tavşanlı leblebimizi, işte çam sakızı, çoban armağanı hediye ettik. Dedi sabah da bir leblebi dolaşıyordu ama Çorum leblebisi falan diye dağıtıyorlar dedi. Ya dedim o da bizim leblebiydi, tavşan leblebisi. Yani işte burada pazarlamanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. O algı, insanlardaki algı yıkmak gerekiyor. Tabii Çorum leblebisi hak etmiştir, bir pazarlama stratejisi belirlenmiştir. Pazarda tutundurma, marka tutundurma çalışmaları yapılmıştır. Ama bizim tavşan leblebisi de o kadar yine kalitelidir, o kadar değeri hak ediyordur. Biz de bunun için gerekli desteği vereceğiz kalkınma ajansı olarak. Çocuklar arasında hakikaten çok farklı bir anısı vardır bu leblebi tozunun. İlk anda, ilk heyecan, ilk zamanlar direkt ağzımıza atardık. Şimdi bu leblebi tozunun ağızda ıslanmaya başlamasıyla birlikte, daha çocuğuz öyle anlatayım, yutkunamama problemim var. İşte hop hop ettiğin zamanki mesele de ıslanmayan leblebi tozlarının karşı tarafa, karşıdaki diğer arkadaşın yüzüne sıçraması konusu var. Birden fazla çocuğun aynı hareketini yaptığını düşündüğün zamanki mesele de bir şaka, bir eğlence ortamı haline gelir. Sonra bir icat gibi bizim kendi aramızda bu leblebi tozunu hafif ıslatma ama aynı zamanda şeker katma meselesi gündeme geldi. Onun da kavgası başladı. Usta bir baba gibiydi. Ona göre riayet ederdin. Hatta kulağını da çekerlerdi, döverlerdi de. Şimdikisi gibi değildi. Vallahi soran olursa, gelen olursa haydi aktarım tabii. Ama şimdi yok, dediğin gibi yok. Herkes atadan dededen geldiği gibi herkes biliyor yani. Mesela bizim köyümüzde 40'lı yıllarda bu eselerde, şurada dedelerde 5-10 kişide leblebi vardı. Onların çocukları falan kendileri biliyorlar. Ben son Ankara yetiştim. Benim babam işçiydi. Gelen olursa haydi haydi aktarım yani. Çatlamızda oldu birkaç tane. Yetiştirdik yani. İyi leblebi sarı 98 nohudundan olur. Onun kalibresi biraz daha yüksek olup 10 milim, 10,5 milim olarak sarı 98'de. Şimdi iyi leblebi tanesinden iyi olur. Tanesi avucunuza aldığınız zaman hem tane bakımından, irilik bakımından, aynı zamanda da lezzet bakımından, doğal olmasından. Mesela bu sarı 98 nohudunun aynı zamanda Balıkesir tarafından, bu Balıkesir tarafından eskiye dayanan Balıkesir tarafında çok güzel oranın çok güzel nohutları olurdu. Milim olarak, kalibre olarak. Şimdi nohutta 100 adede 60 gram olacak. İyi yani iyi mal, iyi leblebi çıkarmak istiyorsanız 100 adet nohudu sayıp 100 adet nohudun gramajı 60 gram, 65 gram geldiği zaman bu nohut süper leblebi olur ve kaliteli leblebi olur. Yani burada pazarlama, algı ne kadar önemli, o ön plana çıkıyor. Ürün ne kadar kaliteli olursa olsun pazarlama süreci de o kadar önemli oluyor. Onun için de coğrafi işareti de almışız. Bu da bir başarı ama daha da fazlası o işareti ürüne yapıştırıp, ürüne etiket olarak koyup 1 liralık ürünü 2 liraya satabiliyor olmamız lazım. Çünkü coğrafi işaretin aslında temelde mantığı bu. Güvenli gıda, sürdürülebilir gıda ve halka kaliteli hizmet. Ve karşılığında tabii ücret olarak alabilmek. Asıl espri orada diye düşünüyorum. Ben seneler sonra kendi çocuğum, ilk çocuğum dünyaya geldiği zaman köydeki bakkala gittiğimiz zaman ilk sorduğum konu şu oldu. Leblebi tozun var mı diye sordum. Benim kız çocuğu başka bir ürün istedi. Ben de ver o leblebi tozundan dedim. Eve geldik biz annemin evine. Evde ben seneden sonra çocuğum için almış olduğum leblebi tozunu ıslatma süreciyle şekerle karıştırdım. Ben kendim yedim. Ama seneler sonra. Hala damağı tadı tamamdadır.
Ve çoğu benim nesil insanlara sorduğun zamanki meselede leblebi tozunu mutlak surette seneler sonra aynı usulle o arkadaşlar da yemeye devam ediyorlar. Halkbank değerlerin davetini sundu. Halk ister, Halkbank yapar, Halkbank.